Mehtap Kuyumcu, Çorum'dan katılıyorum. Buraya daha bizim aslında köyümüz var ama köyde yaşayan 4-5 kişi var. O yüzden sadece hafta sonları piknik yapmaya giderdik. Çok böyle ağaçlarla, börtü böcekle işim olmamıştı işin gerçeği. Ama fen bilgisi mezun olduğum için, ileride çocuklarım da soracağını düşündüğüm için, bilmeden de hiçbir şeye cevap veremeyeceğim için kendimi bu konuda biraz eksik hissediyordum. Burası da mail gelmişti Yusuf Hoca'dan. Tesadüf eseri oldu tamamen. Aa dedim gideyim, hem işin içerisinde Hacettepe vardı, Ali Demirsoy vardı. Kesinlikle bulunmaz bir fırsat olarak gördüm. Şanslıydım, 300 kişiden 60 kişinin içine girdim. Buraya geldiğimde de şimdi şöyle, normalde çekirge, bir kere mesela uyandım, çekirge başımda ötüyordu ve o gece o odaya giremedim bile. Ya yani babamı falan da uyandırmaya kıyamamıştım. Ama şimdi mesela yani çekirgeyi gayet rahat tutabilirim, bakabilirim, hani kardeşime bile anlatabilirim. Çoğu şeyi sanki yavaş yavaş aşıyorum gibi, insan yaklaştıkça, dokundukça sevebiliyor. Gerçekten değmek lazım, hissetmek lazım. Kemaliye'ye gelince de karasal bir iklimde yaşayan biri olarak buradaki insanlara imrendim. Hatta biraz önce Ayşe'ye onu soruyorum, bir ömür boyu burada yaşamak ister miydim? Aslında tartışılabilir, hani nereden baktığımıza bağlı ama yani yaşanılabilecek bir yer. Yani çok da sıkmaz diye düşünüyorum. Kafanı dinleyeceksen de güzel bir yer. Başka şeyler bekliyorsan da güzel bir yer. Başka ne diyebilirim? Bir de annemi getirmeyi istiyorum eminim. Ama şu yolları daha düzgün yaparsalar, yoksa yola dayanamayabilir. Bu kadar hocam.